Bugün ama asıl deprem İyi Parti'de oldu. İyi Parti Genel Başkanı, kurucu Genel Başkanı Meral Akşener çok uzun zamandır kafasında tasarladığı, kendisini ve partisini ve seçmenini psikolojik olarak hazırladığı hayati hamlesini bugün yaptı. Çok sessiz sakin geçildi. Sanki yani işte efendim ne olmuş canım parti divanı değişti falan gibi. Hayır, öyle değil. Meral Akşener bence İyi Parti'yi kurduğu günden itibaren yaptığı en siyasi, en kritik hamlesini gerçekleştirdi. Size diyebilirim ki Meral Akşener bugün verdiği kararla, aldığı ve getirdiği isimlerle İyi Parti'yi ikinci kez kurdu. Bakın tekrar ediyorum. Sayın Akşener bugün verdiği kararlarla, aldığı ve getirdiği isimlerle İyi Parti'yi bir baskın seçim ya da seçimler öncesi ikinci kez kurdu. Ne yaptı? Tane tane anlatmaya çalışayım çünkü bana sorarsanız günün en önemli gelişmesi buydu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün grup toplantısında önce her zamanki gibi çok özgüvenli ve net bir grup konuşması yaptı. Alkışını aldı, kürsüden indi ve genel merkeze gitti yakın kurmaylarıyla birlikte. Başkanlık divanında kapsamlı bir değişiklik yaparak yapılanmayı baştan sona yeniden oluşturdu. Teşkilat başkanlığı görevini uzunca bir zamandır yöneten Koray Aydın bu görevden alındı, teşkilat başkanlığı görevinden ve siyasi işler başkanlığına atandı. Sayın Akşener'in kanatları altında yol yürüyecek, teşkilat başkanlığı ise doğrudan genel başkan Meral Akşener'e bağlandı. Bakın, çok çok önemli bir karar. Sayın Koray Aydın İyi Parti'ye kurulduğu dönemde değil, sonradan katılmıştı. MHP'de Sayın Devlet Bahçeli ile İyi Parti milletvekili sıfatıyla verdiği fotoğraflar bir dönem büyük tartışma yaratmıştı. Koray Aydın İyi Parti grubundan İyi Parti milletvekili kimliğiyle kalkmış, Bahçeli'ye yürümüş, elini öpmüş ve onunla sohbet etmişti. Ve bu çok şaşkınlık yaratmıştı. Zira İyi Parti en çok da MHP'nin içinden koparak ve Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı bir hareketin bir simgesi olarak kurulmuş bir partiydi. Sonra Koray Aydın bütün teşkilat yapısını ele aldıktan sonra daha çok kendisinin de ait olduğu siyasi mahalle olan ülkücü ve milliyetçi kanattan isimleri teşkilata getirmişti. Mersin seçimleri sırasında, yerel seçimleri sırasında çok ciddi sıkıntılar ve krizler yaşanmıştı. Onu bir sonraki cümlede biraz daha anlatacağım. Ve İyi Parti'de her gün güçlenen isimlerden biriydi Koray Aydın. Bu atama, teşkilat başkanlığının doğrudan genel başkan Meral Akşener'e bağlanması çok hayati bir karar, çok kritik bir karar. Sonuçları olacaktır. Bu sonuçları zamanla daha iyi anlayacağız. Önce şu kimler gelmiş, kimler gitmiş bir anlatayım özet olarak. Sonra kendi değerlendirmemi ve analizimi yapacağım. Türk dünyası ve yurt dışı Türkler başkanlığında Yavuz Ağır Alioğlu vardı. Kendisi de gene milliyetçi mahallenin en sert söylemlerini cesaretle ifade eden isimlerden biriydi Yavuz Ağır Alioğlu. Ekranlarda da reytingi yüksek, çok belagatı yüksek, canlı yayının adrenaliyle konuşan ve zaman zaman ekranlarda söylediklerinin arka planda ittifak dengeleri açısından düzeltilmesi gereken bir isimdi. Ağır Alioğlu gitti, yerine Rıdvan Uz getirildi. Daha ilginç olan Yavuz Ağır Alioğlu'na başkanlık divanında yeni bir görev verilmedi. Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu'na da görev verilmedi. Demek ki Sayın Akşener kendisiyle yol yürüyen bu üç kadının hizmetlerini belki de eksik buldu, bilemiyorum. Ve onların yerine yeni isimler getirildi. Bakalım kim getirilmiş? Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ayfer Yılmaz getirildi. Çok önemli bir isim. Neden? Ayfer Yılmaz merkez sağ politikadan gelen eski Anaplı mı DYP'li miydi? Anaplı diye hatırlıyorum Ayfer Yılmaz'ı ama ya Anaplı ya DYP'li. Şu anda bakın bir anda hatırlayamadım. Ve Mersin Belediye Başkanı aday adayıydı İYİ Parti'nin ve Koray Aydın'ın da çok eleştirildiği çok kritik bir adaylık süreci yaşanmıştı Mersin'de.
Ve Ayfer Yılmaz o kadar kırılmış ve küsmüştü ki ayrılmıştı görevinden, genel başkan yardımcılığı görevinden, sessizce kenarda oturuyordu. Ayfer Yılmaz İyi Parti'ye geri döndü. Koray Aydın'ın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden başka bir pozisyona getirildiği gün Ayfer Yılmaz da Kadın Politikaları Başkanlığı'na geri geldi. Gençlik ve Doğayla Çevre Politikaları Başkanlıkları da doğrudan Akşener'e bağlandı. Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı'na getirildi. Bu görevi yürüten Nuri Okutan'a ise, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı olan Nuri Okutan'a ise görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ve Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat'a bağlandı. Eğitim Politikaları Başkanlığı'na da benim de çok yakından tanıdığım değerli bir kadın eğitimci olan Sevinç Atabay getirildi. Şimdi bu olay son dönemde iç siyasette, Ankara siyasetinde göreceğiniz en kritik gelişme, onu size söyleyeyim. Bu şu demek: Sayın Akşener bu seçim yolculuğunda İyi Parti'yi kentli bir merkez sağ seçmenin odağına getirmekte kararlı demek. Bunu daha önce de söylemişti zaten. Araştırmalarda da eğer Akşener partisini merkezde bir yere getirebilirse, aynı anda hem kırdan hem kentten oy alabilen, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve onun değerleriyle bir kavgası olmayan ama mümin mütedeyyin muhafazakar seçmene de saygılı, milliyetçi kodlar konusunda tek devlet algısı üzerinde yol yürüyecek, eğitimi önceleyen, kalkınmayı önceleyen bir yere oturtabilirse İyi Parti'yi, çok ciddi bir oy potansiyeli olduğu bütün stratejistler ve araştırmacılar tarafından Akşener'e anlatılmıştı. Onun da istediği oydu. Ve son düzlükte, Türkiye'nin erken seçim senaryoları konuştuğu bu düzlükte çok kritik bir hamle yaptı Akşener. Şimdi göreceksiniz, çok ilginç gelişmeler olacak İyi Parti'de. Bundan sonraki süreçte yeni transferler olacak İyi Parti'ye. Genel başkan yardımcılıklarına ya da milletvekili aday adaylıklarında çok ilginç isimler göreceksiniz. Ve çok kritik bir Diyarbakır mitingine ve ziyaretine hazırlanıyor Sayın Meral Akşener. Önümüzdeki dönemde İyi Parti'nin en hayati ziyaretlerinden biri de Diyarbakır olacak. Dilerim ben de bir gazeteci olarak bu mitingi, ziyareti izleme fırsatı bulacağım. Şimdi durum bu. İyi Parti'de dengelerin değiştiği, yeni bir eksenin kurulmaya çalışıldığı bir karar mekanizması bugün hayata geçti. Bu tabii doğal olarak içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın dengelerini de değiştirecektir. Benim gördüğüm şu: bu altılı masa ne yaptığını çok iyi biliyor. Ve bu seçim yasası tasarısı, erken seçim yasası tasarısı beklenenin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bir özgüvenle hareket ediyorlar ve her biri kendine bir siyasi kimlik bulmuş ve kendi rolünü en iyi şekilde ifade etmekte bir mahir hale gelmiş gibi görüyorum ben. Kılıçdaroğlu bu ittifakın çatı kurucusu, orada her tarafla aynen görüşebilen, HDP'ye de gidebilen, İyi Parti'yle de görüşebilen bir köprü gibi davranıyor. Akşener ise merkez sağa oturmaya çalışan, kendisinin de zaten köklerinin olduğu eski merkez sağın Türkiye'deki yeni temsilcisi olmaya çalışıyor. Bir kadın siyasetçi olarak burada fırsatları var. Metropol'ün son araştırmasını gördüm. Bunu paylaşmıyorlar biliyorsunuz ama ben küçücük bir ipucu vereyim Metropol'ün son araştırmasında. Kadın Cumhurbaşkanı ister misiniz ya da Türkiye'de kadın siyasetçilerle ilgili sorular sorulmuş, çok kritik sorular. Verilen yanıtlar sizi çok şaşırtabilir. Türkiye toplumu, Türk toplumu, Türk halkı kadın bir siyasetçiye çok yakın Meral Akşener'in kimliğinde ve kadınların birçok açıdan çok ezildiğini de kabul ediyor. Bu çok ilginç bir algı. Tansu Çiller'i bu yüzden çıkartmışlardı piyasaya. Yani Meral Hanım'ın kadın kimliğinin karşısına bir kadın siyasetçi koymayı denediler ama o formül rafa kalktı, çalışmadı. Çünkü eski Türkiye'ye ait bir kimlik, Meral Hanım kendisini güncellemiş bir deneyimli siyasetçi.